Ee uyarınız için teşekkür ediyorum. Kesinlikle e, deprem meselesi ve e, insanların yaşadıkları yapılar içerisindeki can güvenliği meselesi çok defalar bunu bu şekilde tanımladım. Milli bir meseledir. Ne yazık ki e, şu anda belki yüz binlerce insanın hayatı tehdit altındadır. E biz ne yazık ki milletçe sallandığımızda depremi hatırlıyoruz deprem geçti mi unutuyoruz. 99'da acı depremi yaşadıktan sonra uzun yıllardır bu süreç gündemimizde dönem dönem ama ne yazık ki İstanbul'a dönük bir çözüm oluşturamadık. Hep birlikte bu işi bir milli mesele yapıp çözme konusundaki uyarınız önemli, değerli. Bizim de baş gündemlerimizden bir tanesi. Umuyorum ve diliyorum ki tüm şeffaflığıyla süreci kamuoyunu da işine katarak farklı kurum ve kuruluşları da içine katarak en hızlı şekliyle İstanbul'un önüne bir çözüm planını koyacağız. Bu konuda bu işin ayrımı yok dediğim gibi bir milli meseledir Allah esirgesin. Bu şehirde bir deprem olduğunda sadece can kaybı da değil Türkiye'mizin geleceğini de bu anlamda e, sıkıntıya sokabilecek ekonomik, sosyolojik birçok sorunları doğurabilir. Ee, yüzde yüz haklısınız. Gündemimizde var. En yakın zamanda meclisten paylaşacağız ve bu konuda özel çalışmaları başlatacağız. Kuşkunuz olmasın. Eee bu arada ben de tabii kağıthanedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyeyim. İncelemelerde bulunduk. Kağıthane Belediye Başkanımız da oradaydı. Sayın Valimizin önderliğinde bir plan yapıldı. Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi eee valiliğin kontrolünde bir çalışma yürütüyor. Bu anlamda eee hızlıca bir çalışma yapılıp umuyorum. Oradaki eee bina güvenliği artık ortadan kalkmış olan ve yıkılmış olan binalarda yaşayanların mesken sorununa hızlıca çözüm bulunacaktır diye umuyorum. Bu konuda biz de takipteyiz, işin içindeyiz. Devletin bir kurumu olarak süreci beraber yönetmeye çalışıyoruz. Onu da beyan edeyim.